Merhabalar sevgili gençler. Ebeveynlik konusunu bugün sizlerle beraber işleyeceğiz. Vakit kaybetmeden konumuza başlayalım. En büyük ortak bölen ya da ortak bölenlerin en küçüğü, en büyüğü ikisi de aynı şey sevgili gençler. Ya EBOB ya da OBEB olarak kaynaklarda karşınıza çıkar. ÖSYM genelde EBOB der ya da en büyük ortak bölen diye hitap eder bu isme. 24 sayısının gelin bölenlerini yani bu 24'ü tam bölen sayıları yazalım. 1 böler, 2 böler, 3 böler, 4 böler, 6 böler, 8, 12 ve 24 sayıları 24'ü tam bölen pozitif sayılardır. 32'leri yazarsak 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ve 30 kaçırdığımız bir şey olmasın arada bir kontrol edelim. Evet, yok gibi. Şimdi ikisini de ortak bölen sayıları işaretleyelim. 1, 2, 3, 6 bu iki sayıyı da ortak bölen sayılardır. Ve sevgili gençler bu işaretlediklerimizin arasında en büyük hangisi? 6. Dolayısıyla diyeceğiz ki bu 24 ve 30'un en büyük ortak böleni 6'dır diyeceğiz. İşte tüm mantık bu aslında. Sadece bunu daha kolay bulmanın yöntemleri var. Şimdi EBOB'u bir tanımlayalım. En az biri sıfırdan farklı iki veya daha fazla doğal sayının, bakın doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne bu sayıların EBOB'u denir. En az bir tanesi sıfırdan farklı olacak diyoruz. Şimdi 24 ve 30'un EBOB'unu yukarıdaki yöntem haricinde, çünkü sayılar büyük olabilir falan, farklı bir yöntemle bulalım. Ben 24 ve 30'u ikiye bölündüğünü biliyorum bu sayılardan en az bir tanesinin. 2'ye böl 12, 15. 2'ye böl 6, burası bölünmüyor. 15 yazdım tekrar. 2'ye böl 3, 15. 2'ye böl olmuyor. Demek ki 3'e böleceğiz artık. 3'e böl 1, 5 ve 5'e böl 1. İkisini birlikte bir şu 2 böldü, bir de buradaki 3 böldü. Hangi satırı kullanacaksak arkadaşlar İkisini de böldüğümüz sayıları işaretledikten sonra bunları çarpıyoruz. 2 kere 3 eşittir 6. İşte bu bulduğumuz 6 bu sayıların EBOB'u oluyor. Ya da 24'ü 2'ye böl 12. 2'ye böl 6. 2'ye böl 3. 3'e böl 1. Yani ben bu 24'ü 2'nin küpü çarpı 3 biçiminde yazabiliyorum. 30'u ise 2'ye böl 15. 3'e böl 5. 5'e böl 1. Yani ben burayı da 2 çarpı 3 çarpı 5 biçimde yazabiliyorum. Hatta gelin buraya bir de 5 üzeri 0 ekleyelim. Bir şey fark eder mi? Bir şey fark etmez 3 üzeri 1 ile beraber. 5 üzeri 0 1'dir çünkü. Bunlara da 3 üzeri 1. 2 üzeri 1 ve 5 üzeri 1 diyelim. Şimdi bakın. Bu ikisini yazdıktan sonra 2'lere bakıyorsunuz. 2 üzeri 1 ve 2'nin küpü. Hangisi daha az? 2'nin birinci kuvveti. 3 üzeri 1 ve 3 üzeri 1'den hangisi daha az? Fark etmez. 3 üzeri 1. 5 üzeri 0 ve 5 üzeri 1'den hangisi daha az? 5 üzeri 0. O halde gelin bunları çarpalım. 2 çarpı 3 çarpı 1 eşittir kaç yapar? 6. İşte bu sayıların EBOB'u 6'dır diyebiliriz. 36 ve 45 sayılarının EBOB'unu buldunuz. Eğer sayılar küçükse sevgili gençler, hemen aklınıza gelen sayılardan bunları çarpanlarına ayırmaya başlayabilirsiniz. Mesela ben 36 denilince aklıma 4 kere 9 geliyor. 45 denilince de 5 kere 9 geliyor. Şimdi buradaki 9'ları işaretledim. Sonrasında buradaki 4 ve 5'i işaretledim. Yeşille işaretlediklerim sevgili gençler. Yeşille işaretlediklerim. Eğer aralarında asal ise geriye kalan turkuazla işaretlediğim sayı bu sayıların EBOB'u oluyor. Tamam mı? Demek ki 36 ve 45'in yazarken de şu şekilde yazacağız. EBOB 36,45 eşittir 9 biçiminde yazabilirsiniz. Bir sonraki örnek. A ve B sayıları verilmiş. Bu sayıların EBOB'u soruluyor. O halde şunu diyeceğiz. Bakın. Şöyle sarıyı alalım elimize. 2'nin küpü ve 2'nin karesinden küçük olan 2'nin karesi. 3'ün karesi ve 3 üzeri 4'ten küçük olan bu. 5 ve 5'in karesinden küçük olan bu. 7 ve 1'den küçük olan 1. Dolayısıyla şuraya da 1'i de yazalım. Sonra sevgili gençler bunları çarpacağız. 2'nin karesi biliyorsunuz ki 4 çarpı 3'ün karesi 9. 5 üzeri 1 5 ve 1. 5 kere 9 45, 45 kere 4 180 yapar diyeceğiz. Demek ki bu sayıların EBOB'u 180'miş dedik sevgili gençler. En küçük ortak kat ya da ortak katların en küçüğü. Biri ekok, diğeri okek. İkisi de aynı, hiçbir farkları yok. 5'in katlarını yazacak olursak 1, yani 5 üzeri 0 saymayalım. 5'in katları 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 diye gidiyor. Nokta nokta nokta. Sonsuz tane katı var sonuçta. 6'nın katları 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 diye gidiyor bu da. Şimdi bakın.
İlk baştan itibaren ikisine de bakarken hangi sayı ilk olan ortak sayı? 30 değil mi? İşte o zaman diyeceğiz ki buna bu sayıların ekoku diyeceğiz. Yani 5 ve 6'nın ekoku veya okeki 30'muş diyeceğiz sevgili gençler. Bir üst satıra çıkarsak, bir üst sayfaya çıkarsak sevgili gençler şuraya ekok dediğimizin tanımını yapıyoruz. Sıfırdan farklı iki ya da daha fazla doğal sayının ortak olan katlarının en küçüğüne ekok denir. Sıfırdan farklı iki ya da daha fazla sayı olacak ve bu doğal sayı olacak. Bu doğal sayıların ortak olan katlarının en küçüğüne. Şimdi bunu bulmanın başka bir yöntemi var mı? 24 ve 30'u az önceki EBOB'la yaptığımız gibi böleceğiz. 2'ye böl 12, 15. 2'ye böl 6, 15. 2'ye böl 3, 15. 3'e böl 1, 5. Ve 5'e böl 1. Şimdi sağ taraftan hangilerini işaretleyeceğiz diye düşünme. Hepsini çarpacaksın. Tamam mı? Hepsini çarpacaksın. 2, 2, 2 çarpımı 8 yapar. 3 kere 5, 15 yapar. 8 kere 15, 120'dir. Tamam. Başka türlü bulunabilir mi? Evet. 2'ye böl 24'ü sadece 12. 2'ye böl 6. 2'ye böl 3. 3'e böl 1. 1'i bulduktan sonra bırak. 2'ye böl 30'u 15. 3'e böl 15'i 5. 5'e böl 5'i 1. Şimdi bu tarafta ne oluştu? 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 0 diyebiliriz. Karşı tarafta da 5 olduğu için. Burada da 2 çarpı 3 çarpı 5 oluştu. Bunların hepsine birinci kuvvet diyelim. Şimdi şöyle diyeceğiz. 2 üzeri 3 ve 2 üzeri 1'den hangisi daha büyük? 2 üzeri 3. 3 üzeri 1 ve 3 üzeri 1'den. 3 üzeri 1, 5 üzeri 1 ve 5 üzeri 0'dan 5 üzeri 1. Şimdi bu işaret ettiklerimizi çarpacağız. 2'nin küpü 8 çarpı 3 çarpı 5'ten sonuç ile ne yapacak? 120 yapacak sevgili gençler. Bu sayıların EBOB'u budur diyebiliriz. Ekok'u özür dilerim. Ekok AB. Hem A hem de B ile bölünebilen en küçük doğal sayıdır. Bu uyarıları sakın unutma, çok önemli bunlar. Bakın. A ile B'nin ekoku hem A'ya hem de B ile bölünebilen en küçük doğal sayıdır. Eğer ki A B'den küçükse A B'den küçük, B de ekoklardan küçük veya eşit. Ekoktan küçük veya eşit olacak. Bunu da sakın unutma. A ile B pozitif doğal sayı olsun. A B'den küçük veya eşitse bu sayıların EBOB'u ile ekokunun çarpımı sayıların kendilerinin çarpımlarına eşittir. Bu çok önemli bir kural. Tamam? Bunu sakın unutma. Sonrasında A ve B aralarında asalsa bu da çok önemli. Bu sayıların EBOB'ları, yani aralarında asal iki sayının EBOB'u 1, ekokları da bu sayıların çarpımlarıdır diyeceğiz. Bir alttaki soru. A ile B'nin ekoku 90, EBOB'u da 6 ise A ile B'nin toplamı en az kaçtır? Şimdi toplam en az kaçtır diye sorulunca sayıları olabildiğince ama olabildiğince birbirine yakın seçmemiz gerekiyor. EBOB'ları 6 ise bu yöntemi asla unutma. İlk sayımıza A dediğimiz sayıya, tamam mı, 6M diyelim. B dediğimiz sayıda da 6n diyelim. Bakın şurası EBOB miktarı kadar olacak. Tamam. E hocam bu M ile neyi niye araya sıkıştırdık diye soracak olursan da sevgili gençler bunlar aralarında asal iki sayı. M ile N aralarında asal olacak. Tamam mı? Sonrasında bunun ekoku nasıl bulunacak? EBOB'u aldın. 6 çarpı aralarında asal olanları da çarpıyorsun birbiriyle. Eşittir ekok diyorsun. 90. Yani burada M ile N'nin çarpımı 15 olmak zorunda dedik. Aralarında asal iki sayının çarpımı 15 ise ve bu sayıların tamamının, yani A ile B'nin toplamında küçük olmasını istiyorsak birbirine yakın aralarında asallar seçmek zorundayız. Bu da 3 ile 5 ile mümkün. Buna 3, bunu 5 seçersek eğer yazalım. A sayısı 6m'di ya, 6 kere 3'ten 18 olur. B sayısı 6n'di, 6 kere 5'ten 30 olur. Bunların toplamı sorulmuş bize, minimum 48'dir denilebilir sevgili gençler. A ile B aralarında asal ise asalların EBOB'u neydi? 1. Ekoku neydi? Bunların çarpımı, yani A çarpı B. İşte bunun sonucu nedir demiş? A B artı 1'dir diyebilirsiniz bu işlemin sonucuna. Geçtik ikinci sayfaya. İkinci sayfada EBOB ekok problemleriyle alakalı bilgiler var. EBOB problemleri genelde dikdörtgen şeklindeki bahçenin kenar ve köşelerine ağaç dikme problemleri, dikdörtgen biçimindeki zemini eş karelere bölme problemleri, boyutları farklı iki ip ya da kumaşı eş uzunluklarda parçalara ayırma problemleri, farklı ağırlıklardaki çuvallardan veya kutulardan eş ağırlıktaki çuvallar veya kutulara doldurma problemleri. Bakın geneli bunların alayı büyük olan parçaları parçalama yöntemleri. Büyük olan bir bütünü parçalama
yoluna gidiyor bu problemler. Demek ki bir bütünü parçalıyorsan EBOB kullanacaksın. ECOG'da ise tam tersi, bak iyi dinle. Çiçek, kalem, cevizleri vesaire gruplara ayırma problemleri, yuvarlak pistte yarış problemleri, belli saatlerde gelen otobüs, vapur, dolmuş problemleri, belli saatlerde alınan ilaç problemleri, işin genelini düşünüyoruz hep. Dikdörtgen parçalarından kare oluşturma, tuğlalardan küp yapma. Bakın küçük parçalar, tuğlalar küçük, küp büyük. Dikdörtgen parçalardan mesela A4 kağıtlarını yan yana, dize dize yan yana, üst üste dize dize bir kare yapma olayı. Bunların hepsi de parçaları bütüne ulaştırma metotları. Bunlarda da ECOG kullanacağız. Bunu da şu şekilde yazabiliyor bazı kaynaklarda. Ezberlemen iyi olmaz ama aslında hani ezber yoluyla kafanda dursun diyorsan da iyi bir yöntem. Bütünden parçaya gidiyorsan, bak bütünden parçaya gidiyorsan, EBOB, parçadan bütüne gidiyorsan da ECOG kullanacaksın diyebiliriz. Evet. Geçtik üstteki sorumuza. Zeynep yukarıda 6'dan başlayıp 6'dan şuradan başlıyor. Ok yönünde sayıları okuyor. Yani 6, 7, 8, 9 diyor, 10 diyor. Sonra tekrar 6'yı okuduğunda 6 diyor. Okumaya zıt yönde devam edip, yani mesela şöyle 6, 7, 8, 9, 10, 6, 10, 9, 8, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 6 diye devam ediyor sürekli buna. Diyor ki 6'ya kadar gelerek ok yönünde okumaya devam ediyor. Zeynep'in okuyacağı 2020. sayı nedir diye sormuş. Tabii EBOB ECOG problemlerinde şunu da unutmamamız gerekiyor. Kaçta bir tekrar ediyor? Nasıl kendini yineliyor? Bunları da bulmamız mühim. İlla EBOB ECOG yukarıda kullanacağımız yöntemleri kullanmak zorunda değiliz. Şimdi bir yazalım. 6'yı okudu, 7'yi okudu, 8'i, 9'u, 10'u okudu. Sonra tekrar 6 dedi. 6'dan sonra 10, 9, 8, 7, 6 dedi. Sonra yine 7, 8, 9, 10 diye devam ediyor bakın. Şimdi nereden itibaren bu ifade kendini tekrar etmeye başlayacak? Şuradan itibaren bak. Şuraya kadar gelecek ve sonrasında başa dönecek. Bak 6, 7, 8, 9 diye gidiyor. 6, 7, 8, 9 diye gidiyor. Kaç tane sayı var elimde? Şurayı sayacaksın. 10 tane sayı var. Demek ki 10'da bir tekrar ediyor. Diyeceğiz ki 10'da bir tekrarımız var. Madem onda bir tekrarımız var sevgili gençler, hemen şunu diyeceğiz. 2020. sayıyı sormuş ya, 2020'yi 10'a böleceksin, 220 olur burası ve tabii ki de kalanımız ne olur? Kalan 0 olur. Eğer ki kalan 0'sa, şimdi onda bir tekrar ediyor. Bunu söyledi, bunu söyledi, bunu söyledi. Hep bunun sonuncusuna girecek. Birinci tekrarın sonu 7, ikinci tekrarın sonu 7, üçüncü tekrarın sonu 7. O zaman 220. tekrarın sonu da 7 olacak. Yani bizim söyleyeceğimiz sayı, kızın söyleyeceği sayı yine 7 olacak diyebiliriz. X ve Y doğal sayılardır. A sayısını bize 2 üzeri X çarpı 3 üzeri Y. Çok güzel bir soru, dikkatli dinle. B sayısını da 2 üzeri Y çarpı 3 üzeri X olarak vermiş. A çarpı B'nin bölen sayısı. Bölen sayısı denilince ne anlıyoruz? Pozitif, negatif hepsi. 32 taneymiş. Pozitif, negatif 32 tane ise pozitif tam bölen sayısı ne olacaktır? 16 tane olacaktır. Ben bu pozitif tam bölen sayısını nasıl buluyordum? Öncelikle A çarpı B'yi bir yazalım. 2 üzeri X artı Y çarpı 3 üzeri X artı Y olur. Bakın bununla bu çarpılırsa 2 üzeri X artı Y, bununla bu çarpılırsa 3 üzeri X artı Y oluşur. Ve sonra bunların üstleri de bir artırıp çarpıyorduk hatırlarsan. X artı Y artı 1 çarpı X artı Y artı 1 eşittir. Ne diyeceğiz? 16 pozitif tam bölen sayısına eşiteceğiz. 16 oldu. Demek ki burası 4, burası 4. İkisi birbirinin aynısı. O halde X artı Y artı 1 4 ise X artı Y ne olur? 3 olur. Şimdi bu X ve Y sıfır dahil her şey olabilir. Ve X ve Y'nin doğal sayı olduğunu söylemiş çünkü. Sıfır dahil pozitif olan her şey olabilir. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Artık EBOB AB ile ECOG AB'nin toplamının alabileceği en büyük değeri bulmamız lazım ki EBOB maksimum sayı değerinin kendisi olabilir bu sayılardan birisi olarak ama ECOG'un ucu açık. Dolayısıyla ben diyeceğim ki bu X ile Y'nin toplamı 3 ise madem birini 0, birini 3 seçeceğim. Fark etmez hangisini seçtiğim. Çünkü yer değiştiriyor bakın burada sadece. Şimdi o zaman X'e 0 dersek A dediğimiz sayı 3 üzeri 3 olur. B dediğimiz sayı 2 üzeri 3 olur. Yani bu 27 olur. Bu 8 olur. Şimdi madem öyle, şöyle 8 diyelim. Madem öyle, bunlar aralarında asal mı? Evet. EBOB'ları 1 olur. ECOG'ları da bu sayıların çarpımı olur. Yani 8 kere 27, 160 artı 50 artı dersek 216 olur. Bunların da toplamı 217 gelir maksimum. Sen burada X ile Y'yi 3 toplamının 3 olduğunu biliyoruz ya, 0'a 3 değil 1'e 2 seçersen bu toplam daima ama daima küçük çıkacaktır. Bunu da sakın unutma.
Anlaştık mı? Geçtik bir diğer sorumuza. Bakın, güzel hazırlanmış bir soru. İyi dinle, çok kolay. A, B, C demiş. 2'ye bölmüş, hepsi D, E, F'ye dönüşmüş. Bak, hepsi değişmiş. O zaman EBOB bulurken bunu işaretleyeceksin. D, E, F'yi 2'ye bölmüş ama burada hala D var. Demek ki hepsini bölememiş buradaki 3. Ya da şöyle diyelim, buradaki 2 hepsini bölememiş. D, G, H var elimde. 3'e bölünmüş, alt taraf hepsi değişmiş, KLM olmuş. Demek ki bunu da işaretleyeceğiz. KLM'yi 3'e bölmüş ama M bölünmemiş. Demek ki bunu işaretlemeyeceğiz. Artık burası 1 olduğu için buradaki 5'in EBOB için hiçbir hükmü yok. 2 kere 3 diyeceğiz. Eşittir 6 olacak bizim EBOB'umuz. Burası 6. Okey, bulunurken ne yapıyorduk? Bunların hepsini çarpıyorduk. Şimdi 4 çarpı 9, 36 kere 5 dersek bu da 180 olacaktır sevgili gençler. Geçtik 3. sayfamıza. Evet, bir tabela var. Dinlenme tesisi 72 kilometre, Ankara 198 kilometre yazıyor. Sakarya'dan yola çıkan bir araç yukarıdaki levhayı görüyor. Yani levhayı gördüğü zaman dinlenme tesislerine 72, Ankara'ya 198 kilometre kaldığını biliyoruz. Bu araç levhayı gördüğü andan itibaren dinlenme tesisine de uğramak şartıyla eşit aralıklarla mola vererek Ankara'ya ulaşıyor. Bu araç en az kaç mola vererek yolculuğunu tamamlayabilir demiş. Şimdi şöyle düşünelim. Şöyle bir yol olsun. Bakın şurada tam olarak bu levhayı gördü. Burada levhamız var bizim. Şurası dinlenme tesisleri ve burası 72 kilometre. Burası da Ankara sevgili gençler. Tamam mı? Burası da Ankara. Peki şurası 72 iken şuraya ne kalır? 198'den 72'yi çıkarmamız gerekiyor değil mi? 198 eksi 72 diyelim. Eşittir. 198'den 72 çıkarırsak 126 kalır. Dolayısıyla buraya da onu yazalım. 126. Pekala. Şimdi 72 ve 126. Bu aralıklara bakılmaksızın öyle bir mola verdireceğiz ki burada molayı vermeye başladığı zaman buraya yani dinlenme tesisine %100 uğrayacak ve sonrasında da hep eşit aralıklarla mola verecek. Demek ki ben 72 ile 126'nın ortak böleneni bulmam gerekiyor. Ortak bölende nasıl bulacağız? Artık ister uzun uzun böl istersen direkt yaz hiç fark etmez. Uzun uzun yazalım hadi. 72'yi 2'ye böl 36, 126'yı 2'ye böl 63. Sonrasında iki sayıyı da 2'ye bölünmez biliyorsunuz. 3'e böl. 3'e böldüğün zaman 12, 3'e böldüğün zaman 21, 3'e böldüğün zaman 4, 3'e böldüğün zaman 7. 4 ve 7 aralarında asal ya artık yazmana gerek yok. 2, 3 ve 3 çarp bunları 18. EBOB'ları neymiş? 18'miş. Hepsini de böldü bu sayılar. 18 ise bakın yazalım. Burada mola vermedi zaten. 18 gitti mola verdi. 18 gitti mola verdi 36 oldu. 18 gitti mola verdi 54. 18 gitti 72 oldu. 1, 2, 3, 4 tane mola burada vermiş oldu. 18, 20, 126'yı yani 18'i neyle çarparsak 126 olur? 7 ile demek ki 7 tane serpiştireceğiz buraya. 1, bakın 18'i tamamladık. Şöyle yapalım. Şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 oldu. Bunların hepsi 18 bakın. 18, 18, 18, 18, 18, 18 ve bir tane daha 18. Kaç yaptı? 7 tane 18 yaptı değil mi? Tamam, güzel. Peki burada kaç tane vardı? 1, 2, 3, 4 tane mola burada verdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de mola burada verdi. Şimdi Ankara'ya gittiği zaman bunu mola sayacağız mı saymayacağız mı? Soru da bilgilendiriyorsa Ankara'da son olarak bir mola daha veriyor diye bilgilendiriyorsa bunu mola olarak saymayacaksın. Çünkü zaten hedefine ulaşmış oluyor. Orada mola vermesine ihtiyaç yok. Demek ki biz aralardakini sayacağız. Yani şunları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane mola vermiştir diyebilirsiniz sevgili gençler. Evet, geçtik bir alttaki soruya. Bu da çok güzel bir soru. Bu arada soruları Acil Matematik TYT Soru Bankası'ndan aldım. Siz de bu sorulardan bol miktarda çözmek ve çözebilmek istiyorsanız bu kitabı edinebilirsiniz. Bu arada sevgili gençler, Matematiğin İlacı adlı kitabımızda Acil Yayınları'nın Matematiğin İlacı adlı kitabı da benim de yazarı olduğum kitap. Çok yakın bir zamanda çıkacak. Arkadaşlarım da soruyorlar. Diyorlar ki işte hocam askerden geldiniz artık hani videolara hız gelecekti. Hala hızlanmadınız. Evet haklısınız. Yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Matematiğin ilacı için yakında çıkacak olan kitabımız için çok yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Video çekmeye gerçekten ama gerçekten vakit bulamıyorum. Ama şu sıralar biraz rahatladım işte video çekmeye başladım. Her rahatladığımda ve her molada video çekiyorum. Buna özen gösteriyorum. Emin olabilirsiniz sevgili gençler. Bunlar hiç şüpheniz olmasın. Merak etmeyin ben size verdiğim son tarihte tüm konuları tüm kitapların hepsini bitireceğim. Merak etmeyin bu konuda asla şüpheniz olmasın. Evet.
Yukarıdaki verilen biçimdeki fayanslar kırılmadan en az kaç tanesiyle kare biçiminde bir yüzey kaplanır diyelim. Okuyamadım kendi yazımı, kaplanır. Şimdi elimizde bu şekilde bir fayans var. Biz bu fayanstan ikisini bir araya getirerek dörtgen bir bölge oluşturabiliriz. Nasıl? Şu şekilde bakın. Bunu ters çevirip üstüne kapadığımızı düşünün. Tamam mı? Bu şekilde bir dikdörtgensel bölge oluşturabiliriz ki burası 1 olur, burası 6 olur, burası da 4 olur. Yani şu kısım 5, şu kısım 6 olmuş oldu. Yani elimizde bizim artık 5 çarpı 6 tipinde bir dikdörtgenimiz var ve bu dikdörtgenlerle yan yana üst üste getirerek ne oluşturacağız? Bir kare. Kare yüzeyinde bir biçim kaplayacağız. Şimdi şöyle diyelim. 5 çarpı 6 tipinde bir fayansımızın olduğunu düşünelim. Tamam mı? Yan yana ve şu şekilde üst üste koyduğumuzu düşünelim. 5 ile 6'nın parçalar bütüne dönüşüyorsa neyini bulacağız? Ekokunu. Bunlar aralarında asal, demek ki o keki bunların birbirinin çarpımı 30. Yani 30 tane, ya pardon, 30 çarpı 30 tipinde bir bölgeyi bu fayanslarla kaplayacağız. Şöyle 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 kaplayacağız. Tamam mı? Alt tarafa doğru da bu şekilde kaplayacağız. Kaç tane lazım? Bunu bulabilmek için hemen şöyle yaparsın. Burası 30'du, şurası 5'ti ya. 30'u 5'e böl, 6. Burası 30, burası 6'ydı ya. 36'ya böl, 5. 5 kere 6 ne yapar? 30 yapar. Şimdi 30 tane demek ki kullanacağız. Bu 2, 2, 4 garanti. Ama şöyle bir durum var. 30 tane bu fayanstan kullanacağız. Ama bu fayansı elde edebilmek için de 2 tane şu parçadan kullandık. Bizi bu parçalardan kaç tane kullanırız diye soruyordu. Madem her birinde, her bir fayans dediğimizin içerisinde 2 tane bu parçadan var, 30 çarpı 2 dersek cevabın da 60 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Evet sevgili gençler, son sorumuzdayız. Bir öğrenci defterindeki yaprakları dörderli, beşerli ve altışarlı saydığında daima iki yaprağın arttığını görüyor. O halde şöyle diyebilirim, bak hemen yazalım. Dörderli saydım, dördün katından iki fazla çıktı iki arttığına göre. Beşerli saydım, beşin katından iki fazla çıktı. Altışarlı saydım, altının katından iki fazla çıktı ki iki tane artmış. Bunların hepsi defterin yaprak sayısını verdiği için bunların hepsi birbirine eşittir ve bu eşit olan sayı, ya da A diyelim. Bütün soruları bu şekilde çözebilirsin. Şimdi 4K artı 2, 5M artı 2 ve 6N artı 2. 4, 5 ve 6'nın katlarında birleştirmeyi düşünebilirsin ama bunların hepsinde ikişer fazla var. Gelin o iki fazla olan elemanları atalım. Yani ikilerin hepsini götürelim. 4K, 5M ve 6N birbirine eşit olursa A'dan da 2'yi çıkarmamız lazım. Çünkü bütün eşitlikten 2 çıkardık. Şimdi şunu söyleyebiliriz. 6'nın, 5'in ve 4'ün ortak katı nedir sevgili gençler? Ekokunu bulacaksınız, 60. 60 sayısı A eksi 2'ye eşitse A sayısı 62'ye eşittir. En küçük sayı nedir diyor ya, bize zaten en küçük ortak katı bulduk. 62 oldu. Tamam mı? 62 tane yaprakta 124 tane sayfa vardır dersek eğer, son sayfaya yazılan sayı en çok 124 olur sevgili gençler. Anlaştık mı? Evet. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Dediğim gibi hiç şüpheniz olmasın. Bu ay zaten programımı açıkladım ben size. Tamam mı? Irmak hocanız açıkladı. Bu ayki program dahilinde gideceğim. Hiçbir şekilde videolar aksamayacak. Buna sakın şüphelenmeyin. Tamam mı? Bunu sakın aklınıza kötü şeyler getirmeyin. TYT Soru Bankası da, AYT Soru Bankası da, bu sınav ajandası, konu anlatımında, TYT kampı da, AYT kampı da, hepsi son verdiğimiz sürede hepsi bitmiş olacak. Bunu sakın unutmayın. Bana güvenin sevgili gençler. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayınız.